Evet değerli Köy TV izleyenleri, Antibiyo Tarım'ın sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda Univa Tarım'dayız ve yanımızda firmanın genel müdür yardımcısı Sayın Alper Anlı Ataber Bey var. Onunla firması hakkında, ürünler hakkında bilgi alacağız. Alper Bey öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizleri teşekkürler. Ben Alper Anlı Atamer, genel müdür yardımcısıyım Univa Tarım'ın. Daha önce de başka firmalarda görev almıştım. Ziraat mühendisiyim. Evet. Çok güzel ve verimli bir fuar geçiriyoruz hep birlikte. Özellikle bu yılın etkileri gerçekten çok pozitif derecede. Şirketimiz bizim Antalya merkezli, Antalya Organize Sanayi'nde üretim tesisimiz bulunuyor. Bizler özel gübre üreticisiyiz. Biz bunu altına basa basa vurguluyoruz. Bizler gübre değil, formül üretmeyi hedefleyen, formüllerle ilerlemeyi seven, Ar-Ge'ye yatırım yapan, yatırımlarımız hiçbir zaman bitmeyen bir şirketiz, yenilikçi. Genelde bizim amacımız ithal ürünleri ikame etmek. Yani bugün Türkiye'de üretilemeyen, yurt dışına bizim zorunlu kaldığımız ürünleri Türkiye içinde üretmeye çalışıyoruz. Peki Alper Bey, bakıldığı zaman dediğiniz özel ürünler, bu ürünler nelerdir efendim? Bunlar nelerdir? Bunlar özellikle hayvansal amino asit kaynaklı ürünler. Çok çeşitli kimyasal maddeler biz yurt dışından getirerek bunları biz burada formülize ediyoruz. Ayrıca biz Türkiye'nin ilk mikrogranül EDDA şelatlı demir üreticisiyiz. Aşağı yukarı yıllık üretimimiz kapasitemiz 1400 ton. Bununla ilgili yatırımlarımız da devam etmektedir. Özellikle bu sene 2023 senesinde yatırımları hızlandırmaya devam ediyoruz. İki tane daha yeni kulemizi kuruyoruz. Ayrıca Türkiye'de üretilmeyen VF granül kükürt üretimine geçmeyi planlıyoruz. Yine maalesef devamlı yurt dışından alınan deniz yosunlarını Türkiye'de ilk üretimini, suda eriyebilen deniz yosunlarının ilk defa Türkiye'de üretimini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Özellikle 2023 yılında. Deniz yosunu dediğiniz gerçekten piyasada çok kullanılan bir ürün. Çok. Peki bu ürünlerde özellikle deniz yosunundan soruyorum. Çiftçi neye dikkat etmesi lazım bu ürünün iyi olduğunu anlayabilirsin, nasıl anlayacak efendim? Ya bu ürünün sonuçta şöyle bir şey var. İyi olmasından ziyade bu ürünün esas bizim sıkıntımız yurt dışından gelmesi. Deniz yosunlarının özellikle dikkat edilmesi gereken soğuk okyanus bölgesinden gelen deniz yosunun tercih edilmesi yönündedir. Dolayısıyla bunlar bizim için çiftçi için önemli faktörlerdir. Çok çeşitli firmaların çok çeşitli üretimleri var. Biz de bunlara ikame olarak özellikle yurt dışına artık bağımlılığı keserek en azından Türkiye'de bir şeyleri başarmaya çalışan bir firma konumuna, yenilikçi bir firma konumuna geçmeye çalışıyoruz. Son olarak 2023 yılında hedefler neler? Univa Tarım'ın. Şöyle söyleyeyim, 2023 yılındaki hedeflerimiz gerçekten yoğun. Biz aşağı yukarı 23 tane ülkeyle ihracat yapıyorduk. Bu fuar sayesinde bu üretimin daha da özellikle ihracatımızın daha da artacağını öngörüyoruz. Çünkü gerçekten çok yoğun bir katılım var. Özellikle pandemi sonrasında oluşan finansal yapı, enerji krizi, Avrupa'da oluşan enerji krizinden dolayı özellikle Orta Doğu ülkeleri, Afrika ülkeleri yönünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Evet. Biz de bunları değerlendirerek ülke sayılarını arttırmayı, içeride demir üretimimizi tekrar arttırmayı ve 2023 yılını pozitif bir şekilde kapatmayı öngörüyoruz. Yatırımlara devam. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. İyi fuarlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet değerli Köy TV izleyenleri, Univa Tarım'dan Alper Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Antbiyo Tarım'ın sunduğu fuarımızın burada sonuna geldik.